ekmek alıyoruz. Biz şunu düşündük direktman. Hani bize bilgi verilmedi de abi, bu terör olayı mesela terörün yoğun olduğu yerler neresi? Gazi Mahallesi olsun, diğer bölgeler olsun. Onları da düşündük biraz otomatikman. Şimdi ondan sonra da geldiler bize, dediler gidiyoruz çıktık. Ben bir baktım, durum bunu gördüm yani. Benim hiçbir şeyden haberim bile yok. Ben Kadıköy'de geziyordum. Kadıköy'e mi gelin dediler size? Kadıköy'e mi geçin dediler size? Hayır. Ben Kadıköy'de sivil olarak geziyordum. Sivil. Normal hani meşte bittim zaten nöbetten çıktım ben sabah. 9'da telefonum çalıyor. Sen tankçı mısın? Tankçıyım ben. Tankla mı geldin buraya? Buraya değil, o köprü o girişe kadar tankla geldik. Oradan sonra zaten ben bıraktım. Tankı sen bıraktın, bu taraf doğru nasıl geldin? Nasıl? Kadıköy'e doğru. Yani yolları bilmiyorum ki nereden gitti, nereden şey yaptı. Zaten o hengamenin içinde. Hayır ben... tankı köprüden mi bıraktın sen? Köprüde o şey giriş vardı, engel koymuştunuz ya oraya. Oraya bıraktık işte. Şurada. Orada şu buradan anda. Hasanpaşa'dan aynen. Köprüye bağlantı noktası. Benim arkadaşlarla da görüştüm ben şu anda. İşte dedim bak tankı dedim benim güvenli şey alın. Bu devletin malı. Ne kadar da şey de olsa dedim bu devletin malı. Bunun güvencesini alın dedim. Güvencesini alın. Tankın alın. Plakasını söyle bana. Hangi? 745. Kusura bakmayın. Heyecanlandım. Telefon kim çekiyor sana? Benim. Tamam. 746. 745 745 190 kaç diyor ya? 195 746. 145. 56 pardon. 756. 195. Diğer arkadaşlar 56. Kim? Onların da kimliklerini söyle bana. Diğer arkadaşlar aşağıda yanında. Onlar Mustafa Uzman, Cengiz Uzman. Onları gözaltı mı yaptılar? Yani. Nezarethane mi koydular? Ne yaptılar? Hayır. Aşağıda bekliyor arkadaşlar. Bu hafta zaten kendileri. Biz kendimiz tamam, onları da bir getirseniz yani. Arkadaşlar. Bir onları da getirin. Orhan Uzman. Bir de bir tane de askerimiz var. Evet. Bunlar sizin komple tankı yönettiğiniz arkadaşlar. Kendi evet. Rütbeli şey, personel. Evet. Normalde tankı yönetemedi. 4. Kendi rızanla tankı terk edip evet. Geldin teslim oldun. Doğru aynen mudur? Öyle. Ne için teslim oldun? Nasıl? Niçin teslim oldun? Durum ne ben onu bile bilmiyorum ki. Ne oldu? Yaptığın bana işi bilmiyor musun? Hayır ben niye orada ben... Evet, gözaltına alınan bir askerin açıklamaları böyleydi. Az önce de TRT Harbiye binasının önündeki polis operasyonunu canlı yayında izledik. Sizlerle paylaştık. Orada da 10 tane sözde askerin gözaltına alınışına da şahitlik ettik. O görüntüleri de elbette ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz.